Son 15 dakikada bir e, bir is, is şeyi konuşalım. Yani İstanbul'da adaylar. Biraz Hakan Bayrakçı'dan evet. dinleyelim. Yerel seçim geliyor ya. Yani bir yerel seçim gündemine de bakalım. E, or Başak Demirtaş konusunu da orada konuşuruz. Oha! Bravo! Bravo! Ya şimdi adaylar yavaş yavaş belirle, belirginlik kazandı artık. Yani zaten biz Ekrem İmamoğlu'nun e, Adaylığını biliyorduk. Yani Doğru. Ekrem İmamoğlu zaten aday. Evet. Sonra Murat Kurum AK Parti'den e, çok da sürpriz olmadı. Bilinen, beklenen isimdi. Doğru. Gerçi orada bir, birkaç aday adayı vardı. Yani hepsi de iddialıydı. Ama son bir hafta on gün içerisinde Murat Kurum adı biraz daha öne çıkmıştı. Doğru, aynen. Beklenen oldu orada da. Bugün e, Akşener Partisi'nin grup toplantısında... E, Gelsene abi. ben, ben <laughs> Hacı yakışıklı gibi. Ama lütfen e, topaları elinize alır mısınız? <laughs> Buğra Kavuncu. Sa sadece askerler alıyor Burada diyorlar. Burada serbest değil mi? Burada evet. serbest. Buğra Kavuncu, Sabah İyi Kavuncu. Parti'nin Siyasi. önemli bir ismi aslında Buğra Kavuncu. Bu, bu, bu. Meral Akşener'e çok yakın. İstanbul'da uzun bir dönem il yani güçlü başkanlığı... Güçlü bir aday mıdır? Onu sormak Onu bilmiyorum lazım. Hani ama... Şey için, yo yok İyi Parti'de hani... Onu şimdi konuşacağız. Zayıf bir aday mı yoksa güçlü bir aday mı? Şunu bir özetleyeyim de. Konuşacağız onu. Ya yani Burak Avuncu İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanlığını yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun e, belediye başkanlığı sürecinde de çok iyi ilişkiler. Kampanyasını yürüttü. Kampanyasında bizzat çalıştı. Çalıştı falan hani öyle bir isim. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na da rakip oldu yani bir anlamda. Şimdi burada bir dördüncü isim daha var. E, Başak Demirtaş. Bu tabii o, o, onur onu belirtmiş. Bu daha kesinleşmiş bir şey yok burada. Yok. Olası diye belirtmiş. Bu... Orada Başak Demirtaş. Bir dakika. Pardon. Başak, baş, e, bu konu şöyle e, ortaya çıktı. Gerek yok. Başak Demirtaş, ya ben aday olmak o, olabilirim e, diye kendi bireysel çıkışını yaptı, bireysel açıklamasını yaptı. Parti Dem partisi, ya bizim haberimiz yoktu, bizim de haberimiz yoktu ama bakarız, değerlendiririz dedi. E ee, o, o süreçte mi? Evet, orada sadece bir bir, bir cümle ekleyimse, Selahattin Demirtaşla görüştükten birkaç saat sonra söyledi. Başak Hanım mı? Evet. Yani eş görüştükten bir. Yani sonra, ta tamam, onların hepsini yani normal. O şey sadece hani böyle timingi. Şunu sormak yapacağım. istiyorum. Önce Başak Demirtaş ben aday olmak olabilirim İstanbul'a dedi. Onu böyle güzel de çerçevelemiş, altını da doldurmuş kendi açısından, kendi Doğru. kişisel bakış açısından şöyle diyor henüz Dem partiden öneri gelmedi ama halk ister partimizde uygun görürse düşünebiliriz bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil İstanbul'a kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz diyor ee, şimdi gelelim ben ikinize sormak istiyorum bir izin verirseniz ee, ciddi mi bu iş bence Elif. evet şöyle ciddi bir pazarlık üzerinden yürüyor Esenyurt ve adaları C İmamoğlu ya da CHP Dem Parti verirse olmaz. Aday olmayabilir. Vermezse? Vermezse olabilir. Çünkü... Peki parti arkasında mı? Yani şöyle... Parti Başak Demirtaş'ın aday olmasını ister mi? E, o kadar net değiller. Yani mesela orada şey. Eğer hani ya İmamoğlu anlaşamazsak birini aday gösterelim derlerse Başak Demirtaş olabilir. Ya ama hani dem güçlü bir şekilde evet Başak Demiroğlu aday yapalım girelim yarışa öyle bir hava yok. Çok teşekkürler. Doğru. Ahmet Bey dem partideki hava Selahattin Demirtaş bize yeni bir dayatma da bulundu. Havası var. Memnun değiller. Değiller. Çünkü Heh. Cumhurbaşkanlığı adaylarında adaylığında da Demirtaş, Demirtaş... vurgu yapmam doğru. 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 Hayır yani doğru. Çok güzel. Hava, hava, evet. Onun söylenmesi gerekiyor. Demirtaş bizim hiçbir yetkili kurulumuzda konuşulmayan bir konuda Dayatma yaptı diyorlar. Bu süreci nasıl yöneteceklerine bakıyorlar. Ekrem Peki sana kişisel bir şey soracağım. Başak Demirtaş İstanbul'da demin adayı olabilir mi? Şu, 10 üzerinden kaç puan verirsin? Şu anda e, çok mümkün gözükmüyor. 6-7 veririm. 6-7 yüksek ya. Yani 9-10 göz... vermiyorum. Dem Birinci öncelikleri Ekrem İmamoğlu'yla ittifak yapmak. Peki. Başak Demirtaş Olmazsa başka bir Başak Demirtaş bilir. konusu böyle. Yani e, Melik de Abdülkadir de henüz ortada bir şey yok. Evet. E, pazarlıklar var. Abdülkadir hatta biraz daha fazla ihtimal vermiyor. Durum bu, tablo bu. Ama Başak Demirtaş anlaşmayı bozmaya zorluyor tarafları. Ya, bilmiyoruz yani, artık. Gördüğümüz manzara o. Şimdi Keşke bu re, e, Başak Demirtaş'ı buraya koymasaydık Onur ya. Yani e, yani sanki ya yani olası yazıyoruz ama Şimdi işte Ahmet Bey bir düzeltme yapmak lazım. Melik Bey söyledi. E, Başak Hanım CHP ile e, DEM arasında eğer bir pazarlık görüşmeler var ise Var. Bilmiyorum. Adalar, Esenyurt bir de B demiş. Var şöyle. olduğu söyleniyor. Böyle bu, bu bu basında çıkıyor ama bunu Parti'nin yetkili organları açıklamadı. Basında böyle ha, şey, resmen bir şey. Polislerde açıklamadı. konuşulan. Evet. Şimdi Başak Hanım ve Selahattin Demirtaş böyle bir pazarlığın argümanı olmaz. Onu söyleyeyim size. Öyle mi? Kesinlikle olmaz. Yani o demindeki İstanbul'u kazanmak için yola çıkıyoruz iddiası doğru bir iddiadır. Ama ben o kısımda da şey katılıyorum Abdülkadir Selvi'ye. Demin adayı olabilir mi Başak Demirtaş? Bence olmaz. O, yani Demle Demin Selahattin Demirtaş ve Başak Demirtaş olayındaki kaygısı doğru olabilir. Anlatabildim mi? Dem böyle bir pazarlık yapıyor mu yapmıyor Ayrı bir konudur. Ama Başak Demirtaş o pazarlığı hani demin el yükseltmesi için veya daha çok şey... Ha yok ha, çok iyi anladım ne demek istedim. Diyorsunuz ki olmaz. yani Dem CHP ile pazarlık içinde olabilir. Ama o pazarlığın adayı Başak Başak Demirtaş değildir. Olmaz Selahattin de olmaz öyle. Ben Selahattin'i tamam. tanıyorum. Tamam peki şimdi şöyle bir yapabilir miyiz Hakan Bayrakçı bize bu, bu Başak Demirtaş hariç Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu, Burak Kavuncu analizi yapabilir mi? Şu üç ismi ve Hakan Bayrakçıyı ekranda görebilir Burada da söyleyeyim geçen seçimde hatırlayın Selahattin Demirtaş demde bir, o zaman HDP'di bir. Kaygı varken destekleyip desteklememe konusunda kayıtsız koşulsuz destekleme talimatı vermişti, Doğru. öyle bildik. Evet, Seladim pazarlık dem yapmaz. konusunu bir tarafa bırakalım, orada belirsizlik var, bilinmiyor. Evet. Buyurun Hakan Bey girin Şimdi, devreye, yani bekledim. Şimdi bir kere e, Demirtaş konusu hariç dedik ama birkaç şey söylemek istiyorum çünkü çeşitli yorumlar yapıldı. Ben e, oy potansiyeli konularını objektif analiz ederim. Şimdi Başak Demirtaş şayet demin adayı olacak olsa HDP yani dem tahmininden çok daha fazla oy alır. Çünkü Allah Allah. Evet. Selahattin Demirtaş kişisel olarak HDP'nin tüm parti gücünden fazla gücü olan bir adamdır. HDP seçmeni nezdinde. Tamam mı? Ha HDP'de bunu hazredemeyenler olabilir. Yani onun böyle bir özel gücü olduğunu, Yok ya işte hepimizden biri falan. Ama konu Demirtaş'ın kendini göstermesi ya da göstermemesi. Eşi vasıtasıyla da olur. Başak Demirtaş vasıtasıyla da olabilir bu. Bunu istemeyen HDP'liler çok olabilir. Bu yorumlar olabilir. Yani her şekilde olmasın diyebilirler. Ama ola ki dem bir şekilde bu talebi kabul etse çok ciddi oyalır. Peki. Ve CHP'nin de oylarını çok ciddi sıkıntıya sokar. Bir de tek, kad tek kadın aday olur. Peki arkadaşlar evet. bu konuyu yeterince konuştuk. Pekala. Esas ben kurum İmamoğlu-Kavuncu yani belli olan adaylar üzerinden gidelim diyorum. Pekala o zaman her birinin avantajı veya dezavantajını o Evet biraz Şöyle e, bahsedelim. O, yani bahsederseniz Şimdi Bora e, kavuncu e, bir şekilde geçen birkaç yıl içerisinde adı geçmiş olan bir kişi. Yani İstanbul seçmeninin siyasi olaylar nedeniyle ağırlıklı olarak duyduğu bir isim. Dolayısıyla bugün açıkladığı İyi Parti'nin 3 adayına baktığımda İyi Parti belediye seçimlerine asılacak şekilde gözüküyor. Yani İyi Parti demek ki ya bu seçimde ne çıkarsa çıksın e ben önümüzdeki genel seçimlere bakarım modunda olmayacak. Peki bir şey soracağım. Buğra Kavuncu bu zamana kadar hep İmamoğlu ile yan yana fotoğraf verdi. Şimdi çıkıp onun aleyhinde nasıl konuşacak? Ona karşı nasıl rekabet edecek? Aleyhinde konuşmasına gerek yok. Ne, rekabet etmesinde? E şu yani o ben şunu yapacağım der, bunu yapacağım der. İmamoğlu da, savaşa girmiyor. Tabanı var mı peki? Oy potansiyeli var mı Burak? Şöyle, Kavuncu? şöyle bazı şeyler kişiyle bağlantılı değil. Kişi ve partisiyle başka bir şey yaratabiliyor. Ne gibi? Şöyle bir örnek vereyim anlayın. İYİ Parti'nin diyelim 6,5 ila 10 arası bir oy İstanbul'da potansiyeli mi var? İstanbul'da 9'a yakın bir oyu var. Tamam bak 6,5 ila 10 arası ha. bir oyu var diyelim. Çünkü kimi anket 7 diyor kimi 11. Eyvallah. Ortalama alalım Eyvallah. 9 al 8 al ne alırsan al. Şimdi bu potansiyel belediye seçimlerinde iktidar muhalefet polarizasyonu olacağı için en az bunun 3-4 belki 5 puanı İmamoğlu'na gidecek idi hala da gider. Hala Etkili bir yani Başak Demirtaş bile aday olsa HDP'nin adayı. Oradan da İmamoğlu e, ciddi bir oy alabilir. Şimdi burada mesele şu. Eee Burak Avuncu oyun Kavuncu oyun ne kadarını ol, alacak? Burak Kavuncu olunca İyi Parti'nin seçmeni şunu hissedecek. Bu arada Balıkesir adayı da önemli. Ankara adayı da önemli. İlhan Çömez oldu. Ha şimdi tabii eski bakan <laughs> ve AK Parti bakan. Milletvekili. Milletvekili. Milletvekili AK Parti. <laughs> Şimdi burada mesele şu. seçmenin bakışında ha, İYİ Parti seçimi asılıyor mu? Açılıyorsa oy vereyim ya. Buğra Kavuncu asılıyor demek mi asılmıyor mu? Demek? Asılıyor demek. Ha. Evet. Yani Buğra gidiyor demek. Burak Kavuncu hani idare, idareten konmuş bir aday olamaz. Değil, değil. Tamam. Değil. Üç adaydan da anladım bugün. Yani üç tespit edilen aday, Ankara adayı da öyle. İyi Parti kendi ölçülerinde iddialı girmeye çalışıyor. Peki gelelim esas yarışın favori iki ismi İmamoğlu kurum. O evet. odu. onların arasındaki durum nedir? Şimdi burada tabii e, İyi Parti'nin CHP'den yani İmamoğlundan alacağı oy oranı bugünkü açıklamalarla birkaç puan arttı. Yani İmamoğlundan eksildi bugünkü ha, havadis. oraya kaydı. Bugünkü ha. bugünkü havadis neydi? Efendim adaylar 3 açıkladığı 3 aday İyi Parti'nin bu isimler. Eğer bu tip isimler açıklamasaydı, iddialı isimler açıklamasaydı daha düşük profilli. Evet, rakam veriyorum. İyi Parti'ye muhtemelen 2 3 puan gidebilirdi. Genel seçim oyu değil. Belediye seçimi ayrı bir olay. Çünkü bu isimler no name değil. Evet. Yani parti... Bu isimler açıklanınca İyi Parti seçmeni şunu düşünecek. Ha İyi Parti asılıyor. O zaman oy verme eğilimi artacak. Yani ne bileyim, e, İmamoğlu'na giden 6 puan 7 puan yerine İmamoğlu'na 4 gidecek, 5 gidecek. Ama eksilecek. Bu hava Yani havadis. İyi Parti'den İmamoğlu'na gidecek oylarda azalma olur diyorsun bu Buğra olunca. Evet henüz ölçmedim ama 1 ila 3-4 arası bir oy İyi Parti'de kalır. Bu adaylarla. Sadece Burak Kavuncu için de demiyorum açıkladığı diğer adaylarla da seçmen duyuyor çünkü. Bugün haberlere baktım. Ha, Üç adayı birden söylüyor. Ne demek istediğini anladım. Yani seçmen Ankara'ya bakar, İstanbul'a bakar, evet. İzmir'e bakar, ne bileyim işte Balıkesir'e bakar. Ha, bizim parti ha. bu işi asılıyor der. Evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Güzel anlatamadım herhalde. Estağfurullah. Sen estağfurullah. Şimdi onu yani sadece kavuncuyla değil bu havadis. Diğer adaylara da bakarak bir psikolojik etki olacaktır. İmamoğlu'na gelince İmamoğlu'nun dezavantajı ve avantajları kısaca şu, avantajı şu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviren adam pozisyonunda. Şimdi gerçek bu, bu hem muhalif seçmen nezdinde hem iktidara oy veren seçmen nezdinde kızı, kızılan bir insan da olsa, karşı çıkılan bir insan da olsa, taraftarı olunan bir insan da olsa imajı bu, birinci avantajı bu. Bu ona o, bir ekstra o, avantaj Bu o böyle mı? bir güç mü katıyor ona yani? O evet anlamda. Katıyor. Yani. onu majör bir aktör haline getiriyor. Evet, katıyor. majör bir Siyasi aktör. Siyasi ağırlık kazandı. Yani geleceğe yönelik diyorlar. Bir lider adayı olabilir, etkili bir lider adayı olabilir. Dolayısıyla bu ona avantaj katıyor. Sadece Kılıçdaroğlu'nun koyu taraftarı olan bir kitle vardı. Bu kitle birkaç puan fire verecektir İmamoğlu aleyhine. Bu da bu anlamdaki eksisi. Dezavantaj. Dezavantajı. Artısı o ama bir, bu konuda bir eksi çalışır. Ha diyeceksin ki o seçmen kime verir? İşçi Partisi'ne verebilir, ne bileyim İyi Parti'ye verebilir, ne bileyim e, başka bir parti. Sandığa gitmez. Sandığa gitmeyebilir, bravo. Birkaç puan Kılıçdaroğlu'nun koyu taraftarı olanlardan fire olur, Kılıçdaroğlu sokağa inmezse. Yani, tamam, yani ben pozisyonları söylüyorum. Bu wishful thinking mi yoksa bilgi mi? Yok yok, gerçekten inmeyecek. Kim? Kılıçdaroğlu. E, Kılıçdaroğlu. İkinci, ikinci etki, ikinci etki e, artısı ve eksisi aynı konuda ele alırsak. Artısı bugüne kadar gerek benim yaptığım gerek 6-7 firmanın yaptığı anketlere bakarak şimdilik e, bir fark olmasa da şimdilik önde gözüküyor. Bu da bir avantaj onun anlamında. Dolayısıyla, ha e, dezavantaj yaptığı hizmetlerle ilgili çok e, şunu yaptım, bu somut bir e, ulaşım sağlayamadı seçmenine. Yani ben çok net bakın şunu yaptım, şu projeyi ben yaptım, şu projeyi ben yaptım. Ama iletişimden mi, ama reklamdan mı, ama tanıtımdan mı bilmem. Ama yapmadığı için mi? Ya da yapmadığı için ya. mi? Sebebi her neyse hizmetle ilgili ben şu hizmetleri yaptım diye seçmenine tam ulaşamıyor. Kafada öyle bir şey Ama ve lakin e, 4-5 yıldır e, sürekli söylediği, yani e, hem kendisinin hem belediye çalışanlarının, işte biz engellenmemize rağmen çok hizmet yapıyoruz söylemi, seçmende karşılık buluyor. Yani onu ulaştırabiliyor seç. Ulaştırabiliyor. Kendi, kendi seçmende mi, İstanbul halkında mı? E, genelde de bu var ama... İktidara yakın olan seçmen bunu zaten almıyor. Yani satın almıyor bu haberi. Ama muhalif seçmen bunu alıyor. Burada önemli olan ortadaki, yani kaderi tayin edecek bir 7-8 puan var. O seçmene ulaşıp ulaşmaması önemli. Bir de son bir konu, avantaj ya da dezavantaj anlamında. Şimdi ilk bir buçuk yıl iktidar İmamoğlu'na çok ağır eleştiri yöneltti. Yani öyle bir bir buçuk yıl geçti ki, Oy veren vermeyen bu adamla ne kadar uğraşıyorlar dendi. Sonra iktidar bunu fark etti. Hop stop dedi. Durdu. Birdenbire puanlar normale döndü. Abi süremiz doldu. Öyle mi? Valla evet. Kez. Peki o zaman son cümle kurumu söyleyeyim. Kurumun avantajı malum yaptığı bakanlık. Çok ilginç olan şu. Bir sürü birçok bakan vardı. İstanbul için seçmen onun adını söyledi. Birçok ankette o çıktı. Dolayısıyla e, yapılaşma, deprem, efendim çevre bu konularda bir isim bıraktığı belli. Bu ona bir ciddi bir avantaj sağlıyor. İkinci avantajı tartışmaya girmeyeceğim diyor. İstanbul'la ilgili hizmetlerimi anlatacağım diyor. Bu da avantajı. Bu e, süremiz bittiği için uzatmıyorum. 3-4 tane avantajı var. Başka da, programda daha konuşuruz. seçim süreci var konuşuruz yani bunları. Hayır, hayır. Fakat sana ben Şu bir şey Texas söyleyeceğim. tek avantajı emeklilerle ilgili ekonomi. Abi Emekliler güzeldi. ve ekonomi. 49'da çekti abi ya. Kendi Tabii Melike rağmen düzeldi. Abi yok. bir şey sorabilir miyim? Melike rağmen düzeldi. Şimdi uzak ihtimal, olma ihtimali çok düşük. Arkadaşlarımız da evet. söylüyorlar. Başak Demirtaş, Burak Aday olursa İmamoğlu'nun şansı ne olur? Seçim bitmiştir. Başka sorum yok. Ali Rıza Bey sizi böyle alalım. Beraber veda etmek istiyorum. Çünkü bir Öyle, mesajımız var buradan. Yetkililere. Evet. Şimdi değerli izleyiciler Ali Rıza Bey nereli? Mersin. Silifkeli. Ha. Silifkeli. Ha. Evet. Güzel. Daha önemlisi Silifkeli. Şimdi Ali Rıza Bey Silifkeli. Eşi öğretmen evet. Silifke'de. Evet. Kimin öğretmeni? Alper Aa, Gezer Avcı'nın öğretmeni. Avcı evet. 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 Astronotumuzun öğretmeni eşi. Ne büyük şeref. Gerçek. Alper Gezer Avcı nereli? Silifkeli. Tamam. Yörük. Evet. O diye, zaman... Sil nereye geleceksiniz burada? Tamam. Şimdi buyurun. Şimdi Silifke eskiden bir ildi. <laughs> Silifkelilerin talebi var. Dediler ki tarafsız bölge programı Sayın Cumhurbaşkanı izler dediler. Madem ki biz uzaya ilk yolcu gönderen, astronot gönderen Silifke biziz. Ve 1933'ü kadar da ildik. 1933'te il hakkımız elimizden alındı. Şimdi... Tarafsız bölgede Ahmet Hakan'ın aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanımız iletin bizim Silifke il olma hakkımızı bize iade etsin dediler. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız duyun evet. bunu Silifke il olmak istiyor. Biz de destekliyoruz. Abdülkadir bir ara ne, nereye varacaksınız deyince seni kendime benzettim. Ben de sürekli <laughs> öyle diyorum ya nereye varacaksın. <laughs> Hepinize iyi geceler. <laughs>